Şimdi bu konut alanı meselesi öncelikle çok önemli. Çünkü artık sonuna geldik. Karacaören bölgesi tamamlandığı zaman konut alanı olarak bir alanımız kalmıyor. Teksen iyi kötü tamamlandı sayılır. Ben bu yangın olduktan sonra en son orman yangını şeye doğru gittim. Kemer işte şeye doğru. Orada çok verimsiz alanlar var. Yani arazi anlamında. Pek zengin bir ormanlık da yok orada. Yani ormanlar da çok böyle nitelikli orman değil. Her yer tabii yok. Bazı yer yani her yer için söylemiyorum. Yani her yeri için nitelikli orman var ama nitelikli orman olmayan. Mesela orman alan var oraya şey yapmışlar. Tarla açmışlar. Yani bir böyle ağaçlar falan böyle garip. Yani ve oradan baktığınız zaman toprağı oranın toprağı şey değil. Verimli bir toprak değil. Sulanabilen bir toprak değil falan. Tam da kentin gitmesi gerekebilecek yerlerden bir tanesi bunlar. Yani bir vaktiniz olup da dolaşırsanız oraları, yani çok güzel alanlar. Ha tabii burada tamamını değil, bir bölümünü ormanlık alan yapıp, bir bölümünü yine tarım alanı olarak kullanılıp, bir bölümünde uydu kent dediğimiz kentler haline planlanabilir. Ama bu büyük bir proje. Yani mega bir proje. Yani bunu biz Çanakkale Belediye Meclisi'nin hiçbir aşamada bunu yapamaz. Yani böyle bir şey yok. Şimdi buradan şuna gelmek istiyorum. Bütün bu konular, bahsettiğiniz konular son derece epeyden beri de konuşuluyor bunlar. Fakat sadece biz konuşuyoruz. Sadece belediye meclisi üyeleri konuşuyor. Ya bunu. Halbuki bunu bir ortak akıl gerekir. Devletin olmadığı yerde bu çözülemez.